Aman abinin parası. 200 desen, sen 200 diye. 20 milyon da Zeynep karının parası. Ya, ha, bu 220 paralar ne yaptın? Aylık aldın mı Murat? Onun da mı alacağınız? Murat gelme çocuğum, bak ben sen bu yıl burada. Eğer ki gel, sen var ya ben bir şey yapmam, adamlarla da konuşmam, etmem de. Sen gel, bak ben senin işini hastanede halledeceğim. Gideceğim, ilde kalıyorum, iş yerini öğrendim. Hemen oradan bana Ali, Ayten abla, aha Fikret yine burada dedim ya, hemen ben buradan dolmuşa gideceğim, adamı orada yakalayacağım. İşinizi Halil'le senin halledeceğim, bak gelme. Bir tane soru var senin. Nerede konuşuyorsun lan, burada çay derlendi. Bardakları getir Memo. Evet onu yavrular. Ben hangi birine bakayım ben? Bulaşıkları yıkadın mı lan? Tamam babana söyleyeyim de, babana söyleyeyim de bulaşığı yıkasın varsın, insin de şey etsin. Sana kütlesin çok. İyi tamam hadi. Bu bak sakın işte. Serdal'ın lahına inme, o Serdal'ın var ya, o Serdal'ın kemiklerini kıracağım. Bana ver lan o Serdal'ı. Lan Serdal! İyi tamam hadi kapatıyorum hadi. 6 dakika, 7 dakika konuşmuşuz. İzine gelip çalışmış bakalım. Duymuş, görmüş, izine gelip çalışmış. Daha 2 ay olmadı, izine geleceğim. Almanya'da çalışıyor. Ay vay ben nasıl dediğim. Külliyatı zararlı. He? Külliyatı zararlı. Bak şimdi babam aşağı yesin de diyor, 15 bin lira bana kontrolük versin, internet gelecek diyor. İnternet niye yok buralarda diyor. Bu ne yapıyor orada, ne iş yapıyor? İşte şimdi burada denizin kenarında kalıyorlar, bir kulübe yer, telefonda gördük gösteriyor. Bunlar da denizin ortasına gidip orada tekneyle, teknenin içinde, o denizin içindeki balıkları bekliyorlarmış. Balık yetiştiriyorlarmış oradakiler. O denizin içinde deniz balığı. Yemleniyormuş, bilmiyorum vallahi. Orada bir çevriliymiş böyle balıkların şeylerle, hani hapsedilmiş balıklar. Orada büyütüp satılıyormuş. Öyleymiş. Geliyorlar mıymış? Ay onun izine geleceğim. Onun da izine geleceğim. O zaman parayı alıyorum diyor. Ondan sonra diyor bir sürü borcu var. Başımı ağrıyor. Başımı ağrıyor. Bizde sana gelin. Hayır. Şimdi Şinasi Efendi ne etmiş? Şimdi teslimi aramış. Şinasi Efendi demiş ki, ne demiş ki ben unuttum. Sen abim aradın mı? Benim üzerime şey düşüyor, bir şey dönüm diye. Sen onu aradın mı, aramadın mı? Aramadım. Onu bana yıllar önce gene ben yeşil kart çıkarırken bana da dediler. Sizin dedi üzerinizde tarla görünüyor dedi, yeşil kart olmaz dedi abla dedi. Babam dedi üzerinde tarla marla yok, nenemizden dedemizden tarla kaldı dedi. O da dedim öyle duruyor dedim, üzerimize bir şey yok dedi. Olsun dedi, görünüyor dedi. Vazgeçtim. Ondan sonra öyle kaldı. Hadi bir yere. Hadi babanın çiftliği. Şimdi mesela orada şimdi kaç kişinin şimdi Şinasi'ye 3 kişi verip senin yerinde olayım Şinasi'nin bak şeyini gene gerek.
Ben vazgeçtim. Ben o zaman dedi ki ne bana diyeceğim. Bana dedi ki ne? Herkes imza attı. Gel bacım sen de at imzanı. Dedi beni kandırdı diyeceğim. Öğreneceğim. Salı günü. Neyse verdim neyse. Gören gören duyan duymayan söylesin. Okudun mu lan? He ben gülmekten canım ama. Duyan duymayan söylesin. Bana miras çıkmış anamın yerinden. Hakkımız varsa hakkımı ona alacağım. Neyse attım görmüşlerdir. Şimdi bunlar annemle şeye gitti ya. Gülmekten altına. Anam diyor, benim bir şeyim yok, evim yok, barkım yok, arabam yok, şeyim yok, buyum yok. Kim? Bana gele gele kömür gelmiş. Testim alam. Ben diyor, iki tane yetim var ya da. Yerlendim lan orada. Annem diyor dışarıya kaçtı. Ben dışarıda bekledim zaten. Bak mesela gavracının Burak onu güzel bir şeyle karşılıyor. Kendisi. Hani tamam bacım gelin de madem öyle bir şey varmış. Yani. Hepimiz konuşalım. Yok gücümüz yetmiyormuş. Bir Sinas'ın gücü yetiyormuş. Tapıya, kadastracılara. Yani öyle demenin ne lüzumu var? Bana da çok mu var? Bir Sinas'ın gücü yetiyormuş. Pazartesi salı günü göreceğiz. O da zaten 3 gün sonra bunu arıyorlar. Senin üstüne plan bir şey mesela var ya bak, o babasının da göğe hakkını almış ama üzerine. Orada göğe babamınmış da, babamın şeyini de üzerine almış. Durun ben şunu bir kapatayım da.